Merhaba arkadaşlar. Bazı arkadaşlarımız biliyorsunuz çene açılır kasları seviyorlar. O yüzden de hani ucuz versiyonları geldi. Ben de tanıtayım dedim. Ben tanıtmakla mesulüm. Freehem kaslar var, Yohe kaslar var. Bunları piyasadan tanıyorsunuzdur zaten. Termoplastik bir yapıları var. Hani çok da dayanıklı olmayan bir dış yüzeye sahipler. Fakat hani gerçekten çok ucuzlar. Hani 300 liranın galiba biraz üstünde olması lazım çene açılır modelleri. Hani basit şekilde çenesi açılıyor zaten. Şurada aşağıda bir tane mandal var. Kırmızı olarak yapmışlar. Şöyle bastırıyorsunuz, açıyorsunuz ve ön tarafı tamamen açık oluyor. Hani böyle seyahat etmemenizi daha önceden belirtmiştim. Çünkü hani düştüğünüzde, kaza yaptığınızda aniden bunu kapatamazsınız. Ve önden çarpmaların çok yaşandığı bir kazada, zaten kazaların %80'i önden çarpmalarda yaşanıyor. Bu kazaların birçoğunda çenenizin, yüzünüzün zarar görmesi muhtemeldir. Şöyle kapattığınız zaman zaten bu kaskı görüyorsunuz. Yakından da çekmeye çalıştım. Bir arkadaş çünkü beni uyarmıştı. Bunu yakından çekerseniz çok daha iyi olur. Detaylarını verirseniz çok daha iyi olur demişlerdi. Ön tarafında havalandırma kanalı var. Şöyle göstereyim. Ön tarafında havalandırma kanalı var. Onu da yakından çektim zaten. Yakın çekimlerde görebilirsiniz. Şu yan tarafındaki mandalı güneş vizörünü kaldırıp indirmek için. Hani çok kötü bir kask değil. Ortalamanın biraz altında diyeyim. Hani aşırı kötü değil, ortalamanın biraz altında diyeyim. Termoplastik bir dış yapıya sahip. Üst tarafında havalandırması var şu şekilde. Arka tarafında havalandırma giriş çıkışları var. Onlar da 50 ila gidiyor, kapatılıyor. Hani aldığınız zaman ne kadar dayanır onu bilemiyorum tamamen. Kullananlar varsa yorum yapabilir arkadaşlar. Açtığınız zaman görüyorsunuz geniş bakış açısı, güneş vizörü, mikrometrik bir tane bağlaması, iç kanalları, iç hava kanalları fena değil. Sanki güzel yapmışlar gibi ama köpüğünde herhangi bir kanal yapmamışlar. Sanki içinde hafif hafif kanallar var ama aşırı böyle bir kanal yapısı, sesini güzel geçeceği, çıkacağı, işte sesini diyorum, rüzgarın güzel girip çıkacağı bir ses kanalı. Rüzgar kanalı çok fazla yok gibi düşünüyorum. Yohe'nin kaskını daha önceden görmüş olabilirsiniz veya hani bu markayı tanımıyor olabilirsiniz. O yüzden bunun da detayını vereyim. Bu biraz daha farklı bir açılma yapısına sahip. Ön tarafında şöyle açtığınız zaman bir burun pedi var. Ha, bunların da tabii burun pedi var. Bir çene pedi yok fakat. Burun pedi var, bunun da çene pedi yok. Mikrometrik bir tane bağlantısı var. Şu şekilde mikrometrik bağlantısı var. Ön havalı kanalı var. Şuradan kapattığınız zaman geniş bakış açısını zaten görüyorsunuz. Üst tarafında şu şekilde açılan ve kapanan hava kanalları var. Arka hava kanalları da şu şekilde. Bir tane küçük bir spoiler yapmışlar. Spoiler'ın hemen altında havalandırma çıkışları var. Açtığınız zaman tekrar göstereyim. Şöyle oluyor. Bunun güneş vizörünü açıp kapatmak biraz daha zahmetli gelebilir çünkü buraya bastırmanız gerekiyor. Bastırıp arkaya doğru çekmeniz gerekiyor ki açabilirsiniz. Bu hani yolda giderken bunu yapmanız biraz sakıncalı olabilir çünkü yerini tam bulamayabilirsiniz. Bastırıp gitmeniz gerektiği için de biraz zorlanabilirsiniz. Bence o konuda Freehem biraz daha kolay ve iyi yapmış. Üst havalandırma kanallarını gördünüz. Kusura bakmayın dışarıdan ses geliyor. Yanına da Need for Speed yapmışlar, yazmışlar şu kısmına. Bunun da hız yapmayın. Ben söyleyeyim, Need for Speed dediğine bakmayın siz. Freehem kasları zaten biliyorsunuz. Bu da onun renklerinden bir tanesi. Bunun da kolay açılan ve kapanan güneş vizörü var içinde. Ve çene açılıyor tabii ki, bu da ötek gibi. Şöyle açılıyor. Renkleri var, renk çeşitleri var. İsterseniz alabilirsiniz. Ben renklerini, renk çeşitlerini ve işte Yohe'nin, Freehem'in tüm detaylarını koymayacağım da linklerini koyacağım. Detaylarını zaten sitemizde görebilirsiniz. Beden tablosuna göre de hani seçebilirsiniz. Eğer hani bir de beden tablosuyla alakalı bir şeyden bahsetmek istiyorum. Diyelim beden tablosunda sizin kafanız 58 veya 60, yani bir sınırda 60-60,5 arası çıkıyor. Eğer küçük beden oluyorsa, çünkü belli bir süre sonra bunların petlerinde hafif böyle bir gevşeme oluyor ve dışarıya doğru hafif sizin yüzünüzün bombeliğini alarak hafif açılıyor. O yüzden hani
ben bir büyük beden alayım, o bana tam olur düşüncesine girmeyin. İçine maske bile giyseniz o genişliği yaklaşık belli bir süre sonra kapatacaktır. Bir hafta giyilmeden sonra kapatacaktır. Ama hani ben de küçük beden alayım, o nasıl olsa biraz açılacak diye düşünmeyin. Çünkü tam kafanıza olması gerekiyor. Yani burada boşluk kalmaması gerekiyor. Tabii yanaklarda da çok boşluk kalmaması gerekiyor ki kaza sırasında çarptığınız zaman çenenizden çıkıyor gibi olmasın. Hani mikrometrik bağlantıya güvenilir ama hani işte Freyan markası ve Yohe markası buna göre kastar yapmış. Termoplastik bir dış kabuk yapmış ve satışa sunmuş Yohe ve Freyan. Hani bu konuda daha fazla bir şey diyemem zaten. Termoplastik kastar hakkında daha önce anlattıklarımı dinleyin. Eğer ucuz bir kask almak isteyen arkadaşlar varsa bunları alabilir. Hayır, ben kafama değer veriyorum diyen arkadaşlar varsa daha üst seviye kaskları almalarını tercih ederim. Siz de tercih edin. Hepinize iyi sürüşler.